Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda yeraltı makinelerinde kullanılan T20.000 Power Shift Transmisyon şanzımanının elektrik devre şeması ve hidrolik devre şemasını inceleyeceğiz. Şanzımanımız 3 ileri 3 geri vitesten yarım otomatik bir şanzıman. Şimdi elektrik devre şemasına baktığımız zaman alternatör üzerindeki enerjiden beslenmekte. Şimdi bakın B artı yani batarya ucundan alınmış bir artı ucumuz. Diğer D artı diye tabir ettiğimiz yani araç çalıştıktan sonra şuradaki eksi artıya dönüşüyor. Bu da bizim araç bir şekilde stop edip alternatörü şarj etmezse yani bu D artı ayağı oluşmazsa vites kombinasyonumuz çalışmayacak. Şimdi operatör ilk seçtiği vites birinci vites. Bakın birinci vites seçildi. F1. Nerelere enerji gitti? Baktığımız zaman araç üzerinde 1, 2, 3, 4 adet solenoid valve var. Bunların 2 tanesi ileri geri. 1 ve 2'ler 1. vites, 2. vites, 3. vites için ise bobine ihtiyaç yok. Hidrolik devre şemasında bunu göreceğiz. Şimdi bu konumda 3 adet solenoid enerjilenmiş. 3 adet solenoidin enerjilenmesi durumunda araç 1. vites ileri konumunda. Operatör 2. vitesi seçtiği zaman bakın dikkat edin. Artık 1 numaralı bobine giden enerji ortadan kalkmıştır. 2 numaralı bobin sadece devrede, ayrıca ileri konumu. Burada da 2. ileri vites seçilmiştir. Operatör 3. vitesi seçtiği zaman bakın 2. vitesteki solenoid de ortadan kaldırılmıştır. Sadece ileri vites bobininin seçili olması yeterli. Burada da araç 3. vites ileri konumundadır. Şimdi bu kısım elektrik devre diyagramı. Araç ileri konumlarını konuştuk. Şimdi geride ise sadece ileri ile gerinin bobininin değişmesi yeterlidir. Diğer kombinasyon yine aynı şekilde devam eder. Bakalım. Bakın şu anda operatör vites şalterini R1 konumuna getirdi. Yine 1, 2 ve R geri vites solenoidi enerjilenerek araç geri 1. vites. Akabinde 2. vites için 1. vites bobin üzerindeki enerjinin kaldırılması yeterli. Ve araç 2. vites geri. Son olarak da 3. vites geri konumunu seçebiliyor. Şimdi hidrolik devre diyagramına bakalım. Şemayı inceleyelim. Bakın normalde şanzıman, şanzıman havalandırması, şanzıman basıncını oluşturan pompa, emiş hattında suction filtre dediğimiz emiş filtresi, emiş filtrenin sıkışında bakın bir tane basınç filtresi. Bu emiş filtresi şanzımanın iç kısmında tel süzgeç şeklindedir. Sıkıştaki bildiğimiz basınç filtresi. Bakın bu basınç filtresinde 1.7 bar basınç farkı oluşursa bypass'a geçer. Bunların genelde üstlerinde bir uyarı sistemi vardır. Hemen önünde dikkat edin. Pressure regulator valve dediğimiz şanzımanın çalışma basınçlarını belirleyen regülatörümüz.
16,5-19. Yani 16-19 bar arası rölantide 16, motor tam devirde 19 bar olması lazım. Şimdi baktığımız zaman bu basınç, bakın şuradan operatör kabinine saate gönderilen bir saatimiz var. Bunun dışında bu basınç selenoidlerimizin bu konumunda hazırda bekliyor. Elektrik devre şemasında bahsetmiştim. Üçüncü vites için bizim bobin enerjilenmesine ihtiyaç yok. Bakın burada araç herhangi bir vites seçmez iken bizim 16 bar basıncımız aslında direkt 3. vites dubasına gidip 3. vitesi kilitlemiş durumda. Araç boşta iken dahi. Fakat herhangi bir hareket oluşumu olmuyor. Neden? Çünkü ileri ve geri viteslerde seçili olan olmadıktan sonra aracın şanzımanın vites seçme şansı yok. Devam edelim burada. Bakın şanzıman pompamızın yağı buradan tork konvertör içerisine gider. Tork konvertör bir kapalı devre gibi çalışır. Bunu tork konvertör eğitiminde ayrı işleyeceğiz. Eğer regülatör sıkışından sonra herhangi bir olumsuzluk, herhangi bir durum olursa buralarda yağ sıkışmasında emniyet valfı 8-12 bar arasında zaten tanga yağı gönderir. Tork konvertöründen çıkan yağ, bakın burada tork konvertör ısısını gösteren bir manometre ölçüm noktamız var. Burada soğutucumuz var. Soğutucudan sonra tekrardan şanzımana gidiyor. Soğutucunun girişinde bizim bir ölçüm noktamız daha var. Burada da bakımlarda bu ölçüm noktasından basıncın sürekli kontrol edilmesi lazım. Bazen soğutucular tıkandığı zaman girişteki basınç artar. Bunun da kontrol edilip soğutucunun temizlenmesi gerekebilir. Şimdi şanzıman vites kombinasyonumuza tekrar dönelim. Evet, 3. vites seçili dedik. Operatör ilk 1. vitesi seçtiği anda dikkat edin, bakın. 2. vites bobin enerjilendi. Enerjilenmesiyle 3. vites üzerindeki basınç ana sürgüden tanga, bu sürgü üzerinden dikkat edin, bakın buradan 1. vites dubasına gönderildi. Yani 1. vites dubası balataları kilitlemiş durumda. Başka neyi seçtik? 2. vites, bakın 2. vites enerjili, bunda, bu da enerjili. Buradaki yağ bunun üzerinden buraya gönderdik. Bir de ileri vites bobini enerjilenerek, bakın burada selenoidler pilot vazifesi görüp ana sürgüye konum değiştiriyor. Buradan ileri vites dubası kilitledi. Araç ileri 1. viteste. Elektrik devre şemasında görmüştük. 2. vitesin seçilmesi için sadece 1. vites bobin üzerindeki enerji kalkar. Bakın burada 1. vites bobin üzerindeki enerji kalktı. Buradaki basınç 1. vites daha gidemiyor. 1. vites üzerindeki basınç bu sürgü üzerinden tanga gönderildi. Araç 2. vitesi seçmiş oldu. 3. vites için bakıyoruz. Bakın 1 ve 2. selenoid bobinlerinin enerjisi kaldırıldı. Bunların kaldırılmasıyla zaten otomatik olarak 3. vites devreye girerek araç 3. vites ileri konumunu seçmiş oldu. Şimdi aynı şekilde geriye bakalım. Kombinasyon yine aynı. Boşa aldık. Araç 3. vitesi seçti. İleri geri olmadığı için 3. vites yok. Operatör 3. vites ileri 1, pardon, geri 1 1. vites, geri 2 2. vites,
Son olarak geri 3, 3. vites. Burada şu optional modulation valve'ı konuşmak istiyorum. Bunlar aracın seri vites seçimi için önemli. Akümülatör, yaylı bir akümülatör, zaman zaman eğer vites seçimlerinde dalgalanmalar olursa bu yayların kontrol edilmesinde fayda var. Genel itibarıyla şanzıman vites kombinasyonu bu. Son olarak 3. vites dedik. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.